Evet, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Eurovision Dream'in, Info Turkey'nin tüm fanları, tüm Eurovision severler, tüm müzik severler. Aslında biz 8'de başlayacaktık bu programı ama seyircilerin tabii hayranları bırakmadı. Telefon üstünde telefon, telefon üstünde telefon. Bir 20 dakikalık gecikmeyle başladık. Bundan dolayı özür dileyelim. Evet, tabii Eurovision denince akla gelen en önemli isimler gelmiş. Sadece Eurovision değil, onun dışında da Türk pop müziğine, rock müziğine verdiği inanılmaz destek ve hala tek olma gibi bir özelliği olan sevgili Seyyar Taner'le bugün birlikteyiz. Hemen sohbeti geçeceğiz ama bir hatırlatma yapalım. Sizler de sorularınızla programımıza katılabilir ve sevgili Seyyar Taner'e sormak istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Hoş geldiniz, bizi kırmadınız. Hoş bulduk. Çok mutlu ettiniz. Hoş bulduk. Ben de çok mutlu oldum. Güzel Türk kahvesiyle işe başlıyoruz zaten. Seyyar Taner olmak güzel, ayrıcalık. Güzel. Bak bize gelmedi, Seyyar Hanım'a geldi. Ay, bu servise bayıldım ama bak. Göstermem lazım. Gül lokumları, şahane Osmanlı. Bir Osmanlı gül lokumu, şahane bir servis, ah şeker bir Türk kahvesi. Rica edeceğim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. 1987'den başlayalım isterseniz. Hı hı. Zaten sizin yılınız. 87 deyince benim aklıma Ankara gelir. Cebeci Erkek Öğrenci Ürdü gelir. Biz üniversite öğrencileri 5-600 kişi salona yığılmışız. Karşıda o zaman dev ekranlar da yoktu. Küçük bir televizyon tepede böyle bakarak sonucu bekledik. Hepimiz alkışladık, fırladık. İşte müthiş bir performanslı danslardı falan. Sonra hüsran oldu. Niye öyle oldu? Oradan başlayalım mı? Dünyayla. Çok ümitliydik. Şarkım Sevgi Üstüne. Hmm. Ama öncesi var esas. Dünya aslında yani. Çok iyi bir parçaydı. Evet, o da bizi çok sevdi. Aslında Eurovision'da evet. Benim en çok sevdiğim, bestediğim şarkı Dünya olmuştu. Kesinlikle. Evet. Çünkü koreografi olsun, melodi olsun, her şey o kadar güzeldi ki kesin bu şarkı etmeliydi. Evet. Ben hayal ettim, o umut oturmuştum ama bir başka şarkıdan olsa dediğimizde ben şok oldum. Ama daha önce işin gerçeği öğrendiğimiz zaman öğrendim ki oylamada siz ve o şarkı aynı puan almışsınız. Aynen. Jüri başkanının işte bu olsun demesiyle evet. Yarışma öteki bir şarkı gitmiş evet. Oldu. Halley miydi o şarkı? Evet, Halley'di. O da Eurovision'da 9. olmuştu gerçi. Ben dünya gitmiş olsaydı yarışmaya çok daha iyi sonuç olacağını düşünüyorum. Evet. Ve hepimiz öyle düşünüyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve 87 senesi geldiği zaman ben şarkı dinlemeden direkt sayarak gitsin de ne olursa olsun demiştim. Ya canım, ama hala şimdi uhdedir dünyanın evet. Gitmemiş olması. Evet. Gerçekten öyle. Çünkü hemen böyle bir flashback oldum şu anda. O yıllarda ben Olcay Ahmet Tuğsuz'la çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. İşte Naciye'yi yapmışız, Leyla'yı yapmışız, bir sürü şarkılar yapıyoruz. Albüm hazırlığı içerisindeyiz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ve Olcay Ahmet Tuğsuz'la da frekansımız, kimyamız çok tutmuş durumda. İzzet Öz de bu işin içinde. Eurovision'a gireceğiz dedi. Nasıl dedim ya, Eurovision'a gireceğiz. Parça var mı? Evet dedi, kafamda bir şey var. Hazırlıyorum. Bu sene Eurovision'a gireceğiz. Okey, peki, tamam. Müthiş bir parçayla geldi. Biz dinledik. Olağanüstü. Buna müthiş bir koreografi lazım. Hemen Aysun Aslan. O zaman benim bale okulum var. Bale Sanat Merkezi. Orada derslerimizi de giriyor sevgili Aysun arkadaşım benim. Aysun çok güzel bir koreografi hazırladı. Olağanüstü. Yani bana göre bir daha öyle bir şey yapılamadı Türkiye'de. Çünkü o kompakt bir görüntü sergiledi ve çok içsel bir enerjinin dışa vurumuydu o parçanın koreografisi. Hakeza sözler öyle, müzik öyle, uygulama öyle, görsel olarak çok iyi, her şey mükemmel öyle. Ve büyük bir özgüvenle biz Türkiye'deki yarışmaya ya o kadar yüksek evet. Bir enerjiyle katıldık ki tamamdır hani vardı ya o tamamdır ruhu evet. Öyle katıldık. Fakat eşit puanlarla iki parça çıkınca jüri başkanının tercih hakkı varmış. Bunu bilmiyorduk tabii. Jüri başkanı öbürünü tercih etmiş. Olur ya. Biz elenmiş olduk. Çok üzüldük. Çünkü yani ben inanıyordum ki dünya sözleriyle, müziğiyle ve görseliyle hakikaten önemli bir
bir şey yapabilirdi yani Eurovision'da. Çok üzüldük ve Ocato Hamit Tuğsuz öyle kolay kolay pes eden de bir adam değildir. Öyle mi dedi, çok sinirlendi. Bu sene gene giriyoruz o zaman dedi. Peki o zaman dedik, biz hepimiz de hırslandık. Girdik şarkım sevgilisine. Evet. Bakın ne kadar şanssız. Yani önce orada jüri başkanının tercihiyle gittik, olmadı. Bunda da başımıza gelecek hadise yani en son ihtimal. Temponun yüksek verilmesi, orkestra şefimizin heyecan yapması ve o tempoyla maalesef zaten yüksek ritimli bir şarkıyı evet. bir de 13-14 saniye daha hızlı söylemek veya icra etmek ve en ufak bir detone olmadan, en ufak bir sekme olmadan bitirmişiz o tempoda bile bence o alkışlanmalı. Yani büyük bir şey. Evet. Bir 3 dakikalık bir şarkıda 14 saniye çok önemlidir biliyor musunuz? Evet. Müthiş fark ettirir ritmi ve tabii ki koreografiyi ve tabii ki o enerjiyi. Neye uğradığımız şaşırdık, bitti parça, biz de bittik ama işte o yani dışarıdan duyum veya görüntü tabii ki fark ediliyor yani o süratteki hadise. Keşke biraz daha kendi temposunda girebilseydi Garo da o üzüntülü günleri yaşamasaydık, o kaosu yaşamasaydık diyorum ya. Ne diyeyim? Evet. Oldu bir kere. Evet. Ve iki Eurovision. Biri Ankara'da bu tercih, ikincisi de Garo'nun tempoyu biraz süratli vermesiyle iki şanssızlık üst üste. Bu arada Johnny Logan en başta ağlayan adam içeri girdi. Evet. Biz hepimiz şoktayız. Beni sarsıyor. Hayır diyor seyyar. Bunun birincisi sizsiniz aslında diyor. Hayır diyor yani. Sakın bir İsrail geldi çocuk dibime oturdu ayaklarıma başını koydu tepine tepine ağlıyor. Olamaz böyle bir yanlışlık. Olamaz böyle bir şey diye. Yani o kadar üzüntü yaşadılar ki bizimle beraber yarışan diğer ülkeler. Bizi çünkü hakikaten bir yerde görüyorlardı. Evet. Bütün provalarda mükemmel sonuç elde edildi. Prova jeneralde mükemmel sonuç elde edildi. Ama işte yarışma gerisi böyle bir şey oldu. Şanssızlık. Yani o... Sevgili seyirciler, dinleyiciler, canlarım benim. Yani bu böyle gerçekten böyle oldu. Ya ben şeyi merak ediyorum. Mesela o kadar profesyonel bir insan, orkestra şefimiz. Nasıl heyecanlanabilir? Valla oluyor demek ki yani Garo da istemez. Garo benim canım ciğerim arkadaşım. Evet. 1000 tane çalışma yapmışız. Bir sürü eser üretmişiz Garo'yla. Yani olacak şey değil. Evet. Ne oldu? Nasıl oldu? Bilemiyorum. O da bilemiyor. Nereden bilsin yani? Evet. Bir anda verdiği tempo maalesef yüksek bir tempoydu yani. Evet. Belki de öyle olması gerekiyordu. Ne bileyim ben yani. Belki de ilahi adalet öyle bir şey istedi. Evet. Peki ben 86 diye dönersek eğer. 86'da anons yapıldığında ve siz anladınız ki ikinci oldunuz. Nasıl bir duygu yaşadınız, içinizde yaşadınız? Nasıl bir duygu? İntikam. İntikam ikili. Evet doğru. Yani. Ne? Öyle mi? Nasıl olur? Biz varken. Neye göre seçildiler? Evet. Halbuki onlar da benim arkadaşlarım. Hepimiz hadi çocuğuz ya. Yani deliler gibi yarışıyoruz. Deliler gibi bir şey var aramızda yani. Rekabet var ama kimse kimseyi kırmıyor. Kimse kimsenin aleyhinde bir şey demiyor. Kimse... Herkes müthiş bir dostluk içerisinde yarışıyor. Fakat evet. O son nokta geldiği anda öyle mi? Ben seneye gösteririm size durumu var ya. Evet, evet. Ama müzik dünyasında bir Candan Erçetin kazanmış oldu o yarışmayla. Orada parladı herhalde. Hadi o zaman orada çok parladı, hiç hatırlamıyorum. O zaman şeydi. Ben öyle hatırlamıyorum ya. Öyle mi? Ben gerçekten. Candan Erçetin o şarkıydı. Candan daha sonraki yıllarda, 90'lı yıllarda Bodrum'da işte bir takım yerlerde şarkı söylerken gidip dinledim ben. Yani Eurovision'dan o da mı ünlendi? Yanlış söylemeyeyim. Benim bildiğim Halil'le Candan ben... Erçetin, Sevingül Bahadır. Evet doğru. Candan Erçetin'in parlayışı tabii ki. Öyle bir ona kadar şeydir. Ne güzel ona yarıştı. Halil'dir, yükselişi Halil'dir. Evet. Bu arada Ali'ciğim senden de azıcık bahsedeyim. Ben sevgili Ali Turgut, Eurovision Dream'in başkanı, kulüp başkanı. O da bir rekortmen, Eurovision rekortmeni.
Sen açıkla nasıl bir rekorun var? Yani benim, herkesin ulaşmak istediği bir rekor. Evet, bence ben de öğreneyim bakayım. Evet, evet, yani ben Eurovision'u 75'ten bu yana takip ediyorum. Hı. Ama hep televizyonda izlerdim sizleri. 1995 senesinde Bülent Özgen'le tanıştım ve ona anlattım ben. Hayalimi, duygularımı paylaştım. Hı. Çok ilgilendi, çok sevdi beni. Ben ona demiştim ki ben hep televizyonda bunu izliyorum. Hı. Bir gün orada olmak isterim. Tüm imkanlarım müsait. Ben gelsem bana yardım eder misiniz? Orada yarışma edeyim demiştim. Hı. O da tamam dedi ve ben 90 senesinde Norveç'e gittim. Eurovision ekibiyle beraber. Hatta herkes demiş ki kim bu, kim bu insan Türkiye'den sırf bunun için buraya geliyor diye beni konuşmuşlar. O zaman Şebnem Paker Türkiye'yi temsil ediyordu. Ve ben Eurovision'a ilk gidişim o giriş oldu. Ve oradaki o havayı teneffüs ettim, yaşadım. Ve bir daha da o günden bugüne hiç ara vermeden her sene yarışmaya katılır oldum. Şahane. İşte Dergün Bülent Özver'in asistanı oldum. TRT arkadaşları beni sağ olsunlar desteklediler ve sevdiler. Sanatçılar da sağ olsun her zaman çok sempatik oldular bana karşı. Böylece ben bu hayalimi yaşadım ve daha sonra Eurovision Türkiye Kulübü'nü kurdum. Benim gibi birçok insan çok vardı. Çok ilginç, Türkiye Kulübü, Eurovision'un Türkiye Kulübü'nü evet, kurdum. Benim gibi çünkü bence çok insan bence en önemli vardı. Nokta bu yani, evet. Benim gibi çok arkadaşlar vardı. Orada birinin sahiplenmesi çok, çok teşekkür ediyoruz sana, evet canım. Ben size teşekkür ediyorum. Aha. Bakın şimdi ben Eurovision sayesinde hayal olan bir şeyi yaşayabiliyorum. Ben seyahatimde televizyonda izlerdim. Benim için müthiş bir şeydi. Şimdi Eurovision Dream ve o dream şu an benim yanına dokunabiliyorum, konuşabiliyorum. Gerçekten süper bir şey çok bu. Çok teşekkür yani ben ediyorum. Bunu Eurovision'a borçluyum. Bunu Bülent Özven'e borçluyum. Onun işte da kulakları çınlasın evet, bu arada evet. Bülent'ciğim. O heyecanı şimdi hep beraber yaşıyoruz. Eurovision dedik mi Bülent Özven'e dedik. Kesinlikle onun dekosiyet tonu değil mi? Harika. Müthiş, müthiştir. Evet. İşte şimdi böyle Eurovision'un dostlarıyla beraber. Çok güzel zaman geçirdik onunla da canım. Değil mi? Yani o dostlar falan. Ooo yani inanılmaz, inanılmaz. Böyle sağ olsun şimdi ekip olarak böyle Eurovision yaşıyoruz, nostalji yaşıyoruz. Peki ne yapıyorsun sen şimdi Eurovision Kulübü olarak, Türkiye Eurovision Kulübü'nü kurduktan sonra nasıl bir faaliyeti var Eurovision Kulübü? Biz ne yapıyoruz? Biz yarışmaya Türkiye'nin katılması anlamında TRT ile işbirliği yapıyoruz. Sanatçı arkadaşlarımızla Eurovision konusunda gönüllü danışmanlık yapıyoruz. Onların promosyonlarını yapıyoruz. Gibi bir takım gönüllü çalışmalar bizim tamamen gönüllülük üzerine dayalı bir çalışma. Ekibimiz çok başarılı bir ekibimiz var. Yüzlerce, binlerce Eurovision fanı var. Hepsine selamlar. Dolayısıyla bütün Eurovision fanlarına selamlar söylüyorum. Öpüyorum hepinizi. Sağ olsunlar. İşte bu akşam herkes ekranlar başında seyahatleri beklediler. Heyecanla istediler. Hatta size İsrail'den selam var. İsrail'den çok sevenleriniz varmış. Ay olmaz mı? Çok lütfen dediler bizim için Seylan'ımı öper misin dediler. Şalom. Şalom. Selamlar, sevgiler Tel Aviv ve bütün İsrail. Eurovision böyle de bir özelliği var. Siyaseten ya da ekonomik anlamda ne kadar ülkeler birbirine düşman gibi görünse tabii bile canım. Ama müzikte İsrail'de, Almanya'da, Türkiye'si barışı simgeleyen evet. İnsanlığı bir arada tutan, duyguları coşturan, herkesi kucaklaştıran tek unsur müzik. Yani sanatın her yönü zaten böyledir ama müziğin dili ve dini yok. Evet. Müzik bambaşka bir şey. Müzik gözden göze, kalpten kalbe, ruhtan ruha geçen bir tılsım, bir sihir. Dolayısıyla müziğin sihiriyle, müziğin mucizesiyle bence her şey hallolur. Dünya barışının sebebi de müzikle olacaktır diye düşünüyorum. Boşuna bu kadar büyük sanatçılar uğraşmıyorlar. Bakar mısınız mesela YouTube değil mi? Bono. Bono nelerle uğraşıyor? İşte Leonard Cohen neler yazmış? Bob Dylan neler yazmış? Beatles neler yapmış? Mick Jagger, Rolling Stones neler yapmış? Yani bakarsak bütün bu içselleştirirsek eğer şarkılarda kullanılan temaları, sözleri, fikirleri müziğin ne kadar barışçıl, ne kadar evrensel ve ne kadar birleştirici bir unsur olduğunu görürüz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Eurovision'da benim şahsi düşüncem jüri oylamasından ziyade halk oylaması olmuş olması. 86'daki yarışmada eğer
halk jürisi olmuş olsaydı dünya gidecek. Kesin. Yine 87'de yine halk oylaması olmuş olsaydı bizim şarkımız belki de çok çok daha iyi bir sonuç almış olacaktı. Kesin öyle olacaktı. Yani işte şanssızlık diyorum ya, evet. Hani ilahi adaletten bahsettim ya, gerçekten de bir şey var yani diyorsun. Yani biz iki defa üst üste giriyoruz. Önce Türkiye'de bir engel, sonra işte yurt dışında bir engel falan. Bunlar yani engel mi, değil mi, onu da bilemiyoruz. Yani sebebi vardır mutlaka diye düşünüyorum. Hiçbir şey boşuna değil biliyorsun yani. Dolayısıyla bir sebepten kaynaklanıyor. Ama eğer halk jürisi olmuş olsaydı çok daha farklı olacağı kesin yani. Evet, çok daha farklı olurdu mutlaka. Evet. Bu arada bir soru hele hele benimle halk arasında hiçbir engel olamaz. Kesinlikle. Evet. Türkiye katılıyor mu diye bu yıl bir soru gelmiş ama onu ben direkt cevaplayayım. Katılmıyor değil mi? Hani maalesef. Sen de biliyorsun. Çok isterdim ya katılmasını. Onu sorayım. Yani, nasıl yorumluyorsunuz? Ya katılmalı. Ne demek katılmamak ya? Tabii ki katılmalı. Her yere katılmalı. Türkiye'nin adı her yerde olmalı. Ne demek katılmamak yani? Evet. Niye katılmasın ki Türkiye? Neden? Yani bu bir müzik, bu bir beste yarışması. Buradakilere de yarıyor, batıdakilere de yarıyor, doğudakilere de yarıyor, güneydeki, kuzeye, herkese yarayan bir şey. Bir şey üretiyorsun. Üretime katkı. Müzikte bir şey üretiyorsun ve ürettiğini paylaşıyorsun. Evet. Ve adın da anılıyor böylece. Yani bundan evet. Daha güzel, bundan daha büyük bir reklam olabilir mi diye düşünüyorum. Doğru yani. Tanıtım diyoruz. Evet. Tanıtım müzikle olur ya. Hı. Sanatla olur. Evet. Yani. Doğru. Biz kulüp bir soru vardı. Yunus diyor ki Eurovision'a katılmak seyahatı nere? Hayal miydi? Arkadaşlarının bir tavsiyesi mi? Yani hayalini kurdu mu? Hiç hayalini kurmadım. Çok emrivaki, tamamen total olarak Ahmet Olcayto Tuğsuz'un benimle çalıştığı döneme denk düşmesi ve beni ikna etmesi. Daha yıllar evvel ilk Eurovision işte Türkiye'de Semiha katıldıktan sonraki yıllarda Timur Selçuk'la birlikte çalıştığım dönemde Timur Hey 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 diye bir şarkı yapmıştı. Bunu Eurovision'a gönderelim dediğinde daha henüz ben Eurovision'un ne olduğunu tam kavrayamamıştım herhalde. 1977-78 yıllarında o orada da çok yoğun konserlerdeyim, turnelerdeyim falan. Fırsat da bulamadım zaten gitmeye. Öyle bir Eurovision hafif bir sıyırmış geçmiş beni orada. Sonra Ahmet Tuğsuz'un bu Dünya isimli şarkısıyla yani otomatikman girdik tabii işin içine. Ama hayalim falan değildi yani. Değil. Peki günümüzde mesela hiç düşündünüz mü ya da olabilir mi? Siz ya da Ali mesela organize edebilir mi? Eurovision'a katılan şu ana kadarki Türk sanatçıları tekrar bir araya gelip böyle bir ortak konser gibi bir düşünce nasıl fikir, olabilir? Fikir neden olmasın? Proje, bu da bir proje yani. Biz devamlı proje üretiyoruz. Hı. Yani müzisyenler proje üretiyor zaten. Herkes işte görüyorsunuz düetler, yenilikler, işte tarz değiştirmeler, tarz denemeler falan. Bir sürü yenilikleri deniyor müzisyenler ama böyle bir şey mesela Eurovision kulübü olarak siz bunu organize edebilirsiniz. Yani evet. Projemiz vardı. Öyle mi? Var mıydı? Evet. Ha, yani böyle bir şey sizin organize etmenizde fayda olur. O zaman katılmak isteyenler katılır. Yani herkes katılır mı bilemem ama evet. Bir şeydir yani bir itici güçtür diye düşünüyorum. Evet itici güçtür ve şeydir motivasyondur bestecilere. Sizce Eurovision Türk etkileri yapılmalı mı yoksa TRT'nin bu son yıllarda yaptığı gibi sanatçıya direkt görevlendirme mi vermeli? Ona mı dersin? Ya ben onu çok tasvip etmiyorum yani sanatçıya direkt görev falan değil. Böyle bir halktan bir jüri olmalı veya halkın jürisi olmalı. Eskiden olduğu gibi bütün bakın şimdi neden iyi şarkı çıkmıyor diyoruz değil mi? Yırtınıyor ortalık. Diyorlar ki ya eski şarkıların yerine hiçbir şey tutmuyor. Hep diyor yeni şarkılar yapılıyor ama işte iki ayda üç ayda tüketiliyor şarkılar. Aynen. Kalıcı olamıyorlar falan. Neden biliyor musunuz? Yani o zaman yapılan şarkılardaki sihir de şeyle kaynaklı. Yani bu bestecilerin ve söz yazarlarının birbirleri rekabetinden kaynaklanan iddialı olmak ve işte daha iyi yakalamak adına emek sarf ederek besteler yapılıyordu, sözler yazılıyordu. Şimdi bu rekabet ortadan kalkınca otomatikman ne yapsam tutuyor ya da bir slogan attırdım mı tutar zihniyetiyle böyle daha kolaycı şarkılar piyasaya sunulmuş oluyor. Halbuki müziğin temel taşlarından birisi müziğe daha bir şey katmak, daha
farklı nüanslarla, farklı arayışlar içinde olup daha farklı, güzel eserler üretmek. Bunu üretmek için ruhların oraya konsantre olması lazım. Müzisyenlik içsel bir şeydir, içsel bir duygu yarışıdır. Dolayısıyla orada iyi eserlerin üretilmesi için de rekabet ortamının olması, evet, bence üretime çok katkıda bulunur diye düşünüyorum. Evet. Keşke olsa. Evet, devam mı ediyoruz? Şu ana kadar katılan şarkılar içinde ya da sanatçılar içinde sizin hatırlarınızda da bildiğiniz şu şarkı çok iyiydi ama hak ettiği dereceyi alamadı ya da en iyi şarkı şuydu dediğiniz hiç, var mı? Yok yok, hiç diyemiyorum. Çünkü neden? Ben Eurovision'dan sonra Eurovision'la bağımı kopardım. Yani çok sinirlendim, çok kırıldım ve bağımı kopardım. Çok nadir böyle bir iki şeyi seyretmişimdir. Çünkü zaten bizim dönemimizdeki o illüzyon da kayboldu daha sonraki yıllarda. Yani bu yarıştan çıktı, başka bir şeye dönüştü. Şova dönüştü daha çok. Onun için de çok fazla üstünde durmadım yani. Çok ilgilenmedim diyeyim. Aslı'nın bir sorusu var. Şarkıyı sevdiğim üstü neden büyük pişmanlık oldu mu? Başka şarkıya giderdim der misin? Hayır, hayır. Son derece güzel bir şarkıdır. Hala Batı'da çok değerli ve çok fazla çalınıyor. İstek alıyor, radyolarda hala kullanılıyor Batı'da. Biz onu hem Fransızcasını hem İngilizcesini söyledik ayrıca. Çok istek alan bir parça. Hala şeyde Hollanda'da ve Belçika'da çalıyor şarkının sevgilisini radyolarda. Evet, evet. Yani inanılmaz bir şarkıdır o. Biz 2012'de Bakü'de dinlemiştik, hatırlıyor musun? Çok kuvvetli bir eserdir o. Ahmet'in çok yani kuvvetli yaptığı bir eserdir. O şarkı, yaptığımız şov, kostümler, evet, her zaman için, evet, dillerde konuşuluyor. Evet. Kostümleri zaman... de Cemil İpekçi yapmıştı. Öyle miydi? Canım, evet. Onu süper yapmış. Çağın çok Cemil'in ilerisindeydi kostümleri. O kostümler. Evet, o dönemin çok ilerisindeydi. Çok ötesinde bir şey, böyle saçaklar. Evet. Süper. O Eurovision'dan sonra Brüksel'e gittiniz mi yeniden, hani bir tatil için falan vesaire? Yani, o civar, hani yarışmanın olduğu yerlere gittiniz mi? Hani yok, yarışmanın sonra olduğu yerlere gitmedim de Brüksel çok önemli ve çok muhteşem bir şehirdir. Dolayısıyla yani Avrupa'ya çıktığımız zaman, evet, eğer gezinin dahilindeyse mutlaka uğranıyor, mutlaka gidiliyor, geziliyor. Yani Brüksel gibi, işte Amsterdam gibi, evet, ne bileyim Frankfurt, Münih işte gibi, Paris, Londra gibi şehirler artık yani çok bizim her an içinde dolaştığımız yerler diyebilirim. Hani çünkü anısı olduğu için sordum. Yok, öyle anısı olduğu için hani gideyim de FM Proje nerede yapmıştık, nerelerde bilmem ne. Onu ben yaptım, biliyor musun? Çok hoşuma giden bir şey oldu ama bir arkadaşım, şimdi ismini hatırlayamayacağım, çok özür dilerim kendisinden, Belçika'da yaşayan bir televizyon programcısıdır. Eurovision için çok özel çekimler yaptılar benimle ilgili. Muhteşem bir şatoda, ama muhteşem bir şatoda beni ağırladılar. Ve işte inanılmaz o hani bahçe tasarımı vardır ya, 16. Louis, 14. Louis döneminden kalma bahçe tasarımlarının olduğu, havuzların olduğu, işte faytonlarla içeriye girilen bir şatoda ağırlandım. Dolayısıyla ya Brüksel'e gittiğim zaman oralardan geçiyorum tabii yani. İşte burada kaldım, burada bunu yaptım falan diye anlatıyorum yanımdakilere. Ben geçenlerde çok selam olsun zaman onlara. Ya çok özür dilerim, ismini hatırlamıyorum. Muhteşem bir çekim yapmışlardı benimle ilgili. Pardon. Ben geçenlerde gittiğim zaman Brüksel'e, bu salona gittiğimde orada o anı yaşadım. Dedim Seyran'ın buradaydı, evet, işte şuydu falan. Böyle kendince böyle bir nostalji yaşamıştım. Evet. Doğrudur. Yani fan olmak biz çok değil. Biz çok şey, Barış da mesela, Barış Manço, hı-hı, canım bizimle çok ilgilendi Eurovision döneminde. Evet. Barış tabii orada Liège'de kaldığı için, Belçika'yı çok iyi bildiği için, benim de çok eski arkadaşım olduğu için Barış bizim şeyimiz gibiydi yani. Hani böyle tanıtım sorumlusu gibiydi. Grupla, evet, çok yakından ilgilendi. E tabii bütün ekip çok güzeldi. Ahmet San, Erkan Özerman, çok özel insanlar. Çok özel bir kategoriyle girmiştik zaten. Evet. Çok da muazzam bir Türkiye tanıtımı basın söyleşimiz vardır. Bütün ekip, biz aşağı yukarı Olcay Ahmet Tuğsuz, ben, Melis, Taşer, Grup Lokomotif, herkes birkaç yabancı dil bildiği için çok
rahat bir basın toplantısı olmuştu, hiç unutmuyorum. Hatta Belçika Başbakanı'yla tanıştığım zaman ben böyle Turgut Özal'dan size selam getirdim falan diye şatoda, sarayda karşılaştığımızda. Ne oluyor, seni Ankara mı yolladı? Evet, Ankara yolladı dedim. Avrupa Birliği ne zaman gireceğiz biz dedim. Dedi, sen dedi politikacı olmalısın müzikten evvel. Öyle bir ilişkimiz olmuştu. Sonra Kraliçe Fabiola'yla çok özel bir resepsiyonda tanışmıştık. Kralla beraber çok ilgi gösterdiler. Çok zarif, çok zarif insanlar. Onların davetlerinde, resepsiyonlarında yer almak, orada işte o aristokrasiyle, o protokolle tanışmak bambaşka bir duygu. Artı bizim Türk konsolosluğunun verdiği davetlerde biz misafirperverlik yaptık, biz misafir ağırladık orada bütün gelenleri ve orada çok bambaşka duygularla konsolosluk ve görevliler ve biz Türkiye'nin tanıtımı daha çok yüklendik üstümüze. Yani yarışmadan çok ülkemizin insanının ve kültürünün ve sosyal yapısının içeriğini anlatmak için orada kendimize bir misyon edindik adeta. Hepimiz öyle bir o duyguyla oradaydık. Yani yarışmadan çok Türkiye için oradaydık gibi bir durum vardı. Basın toplantısında zaten öyle dediler. Hepiniz yabancı değil, birkaç dil biliyorsunuz. Enteresandır. Hepiniz İstanbul'da mı? Yok, hepimiz Türkiye'nin herhangi yerlerinden geldik dedik yani. Farklı farklı yerlerinden. Çok güzel geçmişti. Yani onlar çok lezzetli, hiçbir zaman unutamayacağım çok özel anılar. O yıllardan, Eurovision'dan görüştüğün bir sanatçı var mı? Nasıl? Yok. Maalesef. Johnny Logan'la birkaç defa öyle karşılaştık. O kadar onun evet. Dışında değil. İsterdim ama keşke görüşmüş olsaydı. Özellikle İsrailliler çok büyük bir ilgi göstermişlerdi. Çok yakınlık göstermişlerdi. Çok. İsrail Eurovision kulübünün İsrail'e davet olmuş olsa gitmek ister misiniz? Çünkü neden olsun? Her yere gidelim. Çünkü orada seven çok fazla Eurovision fanı var. Dediler acaba hani biz davet etmiş olsak bakıp bulabilir miyiz için dediler. Olurum. Ben de iletirim kendilerini. O zaman söylüyoruz sözünü almış olurum. İlk fırsatta o zaman Tel Aviv'de olacağız. İnşallah. Evet. Neden olmasın? Her yere gidebiliriz. Süper. Bir arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. Türkiye'de Anadolu rock yapan İlk kadınsınız, tek kadınsınız. Başka kadın sanatçı çıkmamasını nasıl yorumluyorsunuz diye sormuş ama kim sormuş? Var mı? İsim yok fanlarımızdan biri. Fener Meriç. Ah vallahi buna ne diyeyim ben? Efendim? Çıtayı yüksek yaşarsınız. Çıtayı? Yüksek yaşarsınız. Daha da yükseğe bakalım. Çıkan olmuyor. Eski şarkılar, eski sanatçılar çok çok kaliteliymiş. Ben şimdi onu anlıyorum. Evet. Bir kere söz vardı, bir söz anlam vardı. Evet. Şimdikiler gibi uyduruk şeyler yoktu. Hiç duymadığımız kelimeler. Evet, cümleleri iyi kurmak lazım. Konuşurken çok iyi düşünüp taşınıp konuşmak gerekir. Hani diyoruz ya, 9 bu buradan çıkarken evet. Çok farkına varmak lazım ne konuştuğumuzun, ne yaptığımızın. Bu tabii biraz eğitimle, biraz bilgiyle, biraz kültürle, biraz donanımla alakalı bir şey. Kendinizi yetiştirmenizle de alakalı bir şey. Yani dilerim ki herkes kendini güzel bir biçimde beslesin ruhunu. Kültürel açıdan güzel beslesinler ki kalıcı olabilsinler diye düşünüyorum. Peki günümüz genç jenerasyondan tamam bu sanatçı olmuş ya da olabilir ya da yolu açık, yetenekli dediğiniz isimler nelerdir? Türkiye'de çok güzel işler yapan genç potansiyel var. Rockçılar arasında özellikle çok beğendiğim, hakikaten iş yapan insanlar var. Onları zaten takdir ediyorum. Artı benim şeyde internetteki işte Seyyateler Televizyonu'nun YouTube'da oradan girip görebilirler. Çünkü ben o insanlarla zaten kayıtlara giriyorum. Yani kayıt yapıyorum. Bakmayın siz, ben Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray dönemindeki tek kadın folk rock yapan kadın olarak aralarındaydım ama aynı zamanda da Türkiye'deki bu gazino dünyasının içindeki de en önemli solistlerden biri olarak böyle bir müzik kariyerim var.
Dolayısıyla hani çok bin yüzlü, bin kimlikli bir seyyal var. Yani ben şuyum, şuyum, şuyum diye kategorize etmek istemem kendimi. Çünkü yabancı dilde de çok rahat bir performansım var. Dünya kültürleriyle alakalı çok enteresan bir bakış açım ve bağım var. Dolayısıyla Türkiye'de yapılan her türlü müzik, halk müziği de, Türk sanat müziği de, rock müziği de, pop müziği de, hangisi artık kategorize etmek hoş bir şey değil ama hangisi olursa olsun çok enteresan bir ruhla yaklaşımım var ve ben hepsiyle de hem dinliyorum hem icra ediyorum hem de soruyorum. Öyle bir durum var. Evet, Özgün bir sorum var baştan ama şunu demek istiyorum, ben biraz ekstrem sorular sormayı severim, kusura bakmayın. Rengarenksin yani. Zaten. Yanlış anlarsınız. Efendim, siz Türkiye'nin süperstar olarak giden iki kişiden birisiniz, bir Ajda Pekkan birisiniz. Bu sizin üzeriniz bir baskı oldu mu? Estağfurullah, ben bir kere şunu hemen söylemek istiyorum aşkım sana. Bu tabirler beni çok rahatsız ediyor. Yani süperstar, megastar, ultrastar, şu star, kraliçe, sultan, işte sultanzade neyse. Yani bunlar medyanın taktığı isimler diye ben öyle düşünüyorum. Herkes kendi kulvarında en iyisini yapmaya çalışıyor. Ulaşabildiği en derin topluma, en yaygın kitleye ulaşmaya çalışıyor ve sevenleriyle kucaklaşmaya çalışıyor. O arada nereye kadar uzanırsanız oraya kadar varsınız. Bunun adı süpermiş, megaymış, ultraymış falan filan değil. Ben ne süperstarım ne de bir başkaları süper veya herhangi bir şey. Biz işimizi yapmakla görevli olan ve güzel yapmakla kendine misyon edilmiş müzisyenleriz. Herkes kendi işini güzel yapmalı ki herkes de işte medyada süper mi diyorlar, artık efsane mi diyorlar, ne diyorlarsa diyorlar. Ben bunlara karşıyım. Bu terimleri halk verir, medya vermez. Ben onların gönlünde nerede olduğumu biliyorum. Ben onların gönlünde neredeyim biliyorum. Bana medya efendim süper dese ne olur, ultra dese ne olur, bunlar gelip geçici şeyler. Oradaki o kalbin içindeki yerin önemli. Ben o kalbi görüyorum. Seyircimle kucaklaştığım zaman biliyorum nerede olduğum. Bitti. Benim için en büyük ödül o. Yani 87'de bir eklem olarak o dönemki gazete küpürlerine baktığımız zaman sizin Eyüp Sultan'a gitmeniz, kaldığınız otelin silahlı kanlı bir baskına uğraması, daha sonra Jolly Nogun'la işte Milli Damat'la ağlayarak teselli buldu gibi çok magazinsel uç marjinal haberler yapıldı. Bunun hiç rahatsızlık duydunuz mu? Hiç. Ne muhatap oldum, ne ilgilendim, ne niye öyle yazdınız dedim, ne niye böyle dediniz. Bugüne kadar hiçbir ne davam, ne ters düşmem, ne tartışmam ne duyulmuştur ne görülmüştür medyayla ve basınla asla. Herkesle iyi geçtiririm, herkesle muhteşem bir ilişkim vardır. Herkesin hak ettiği şekilde onların bir yerinden yakalarım mutlaka. Onlar da beni yakalar. Son bir soru için izin istiyorum. Maxim Taşlık ve Çakır Gazino o kültürde bu rekabet ortamında sizi klasik Türk batım müziğini yapan tek kadın solist olarak koydular. Doğru. Siz kendinizi bu payede her gördünüz mü yoksa bu da az önce dediğiniz gibi? Az önce dediğim gibi hiç aynı tasarlanmış bir şey değil. Benim hatta Türkiye'de kalıp da Türkiye'de bir şöhret olma gibi de bir niyetim asla olmadı. Tamamen tesadüf eseridir. Tamamen sevgili, kıymetli, kaybettiğimiz çok değerli Arda Uskan'ın beni yönlendirmesiyle, sevgili Selda Bağcan'ın arkadaşım olarak beni yönlendirmesi, sevgili Ferhan Üçoklar'ın gazeteci arkadaşımın beni yönlendirmesiyle ben kendimi sahnede buldum. Ne sahneye çıkmak, ne burada bir şey yapmak. Çünkü ben batıdan geldim, batıya gitmek üzere geldim. O arada beni keşfettiler. Hemen 2-3 sene içinde el koydular ve burada kalmak zorunda kaldım ve kaldım. Yani planlanmış ne bir şöhretim var, planlanmış ne bir kariyerim var. Hayır, tamamen teslimiyetle alakalı. Bu benim donanımım,
eğitimim, kültürüm, birikimim, yeteneklerim böyle bir kulvara sebep oldu ve dolayısıyla beni oraya layık gören büyük patronlar, o dönemin işte sevgili Fahrettin Aslan Beyefendi ve diğerleri tamamen o Batı müziğinin en büyük solisti olarak ilan ettiler. Öyle de kaldı yani. Benim tercih ettiğim bir şey değil. Tamamen tesadüfi ve nasıl söyleyeyim, kaderle alakalı diyeceğim. Evet. Ama sizde de öyle bir ışık, öyle bir enerji vardı ki benim bildiğim kadarıyla siz Türkiye'ye şovu getiren ilk sanatçısınız. Evet. Hiç unutmuyorum, Rafaella Carrà o zaman Türkiye'de işte Kıyametler Kopartıyor. Evet, evet. İşte Tina Turner Batı'da Kıyametler Kopartıyor. Bana da birdenbire işte mesela o adı da yapıştırdı medya. Evet. Türkiye'nin Tina Turner'ı, Türkiye'nin Rafaella Carrà'sı. Ne münasebet, ben Türkiye'nin Seyyal Taner'iyim, Allah Allah. Ne Rafaella Carrà'sı ne Tina Turner'ı. Ama yabancı dil söylüyorum, ama dans ediyorum, ama yeteneğim var, ama şov yapıyorum. Tamam da ben kimsenin kopyası falan değilim. Benim yani seyyal olarak çıktım ve seyyal olarak hiç kimseyi de izlemedim, hiç kimseyle de izlemeye ihtiyaç hissetmedim. Yani ben bendekini ortaya koydum. Kalıcılığın nedeni budur. Evet. Kendinizi ortaya koyduğunuz zaman, sahici olduğunuz zaman kalıcı olursunuz. Yoksa kalıcı olamazsınız. Taklit olmakla ileriye gidemezsiniz. Doğru. Ben şunu sormak istiyorum size. Şimdi sizin döneminizde biz sanatçıyı hayranlıkla izlerdik, yeteneğiyle, şovuyla, şarkısıyla izlerdik ve hep merak ederdik özel hayatını, neler, nerede yaşarlar, nasıl bir şeyler. Ama şimdi her şey göz önünde, özel şeyleri bile kendiler üstelik servis evet, eder hale ya, geldiler. Gerçekten. Nasıl bu kadar dejenere oldu bu durum yani? Teknoloji! Ondan mı? Teknoloji, bak teknolojiyle ne yapıyoruz şu anda görüyorsun değil mi? Ama biz iyi bir şey yapıyoruz. Teknoloji çok güzel bir şey. Yani teknoloji tabii ki inanılmaz. Yani dünya ileriye gidecek. Onun sonu nereye giderse gidecek. Teknoloji olmadan olmaz. Ama teknolojiyi lütfen iyi kullanalım. İyi şeyler için kullanalım, yapıcı şeyler için kullanalım. Yani bir şeylere yararı varsa kullanalım, yararı olmayan dedikodu mahiyetli şeyler için kullanmayalım değil mi? Evet, evet. Yani yoksa boşu boşuna bir enerji gidiyor. Yazık değil mi ya? Vallahi billahi. Kesinlikle doğru. Yazık yani, yazık. Yani biraz gizem olmalı değil mi? Yani... Evet. Gizem olmalı, merak anlaşılmazlık olmalı biraz yani. Anlaşılmazlık olmalı, keşif için kendini zorlamalı. Benim hayranlarım benimle buluşmak için ne çabalar sarf ediyorlar. Evet. Yani o kadar kutsal ki onların o çabası. Evet. O kadar kutsuyorum ki. Neden? Çünkü ben çok ortada değilim. Ben bir kenarda duruyorum. Konserden konsere ya da işte televizyonda ya da festivalde beni gördükleri zaman çok ya da herhangi bir yerde görüyorum. Ben mesela ben çok enteresan bir tipim. Aynı zamanda vatandaş gibi gözlüğümü takıyorum, kapanıyorum, gidiyorum. Metroyla da sokaklarda da çarşıda da pazarda da dolaşıyorum. Bu çok önemli bir şey. Halktan biri gibi davranıyorum. Yani vatandaş seyyal olarak dolaşıyorum ve orada beni yakaladıkları zaman şuradan yakalıyorlar, onu da söyleyeyim. Hiçbir zaman görsel olarak kendimi göstermesem de ne zaman ağzımı açıyorum ben. Mesela, ay ne kadar güzel bir kumaş, bu ne kadar dediğim anda, aa siz Seyyal Taner misiniz diye dönüyorlar. Neden biliyor musun? Bu da çok değişiktir. Şarkı tonumla konuşma tonum aynı. Bu herkeste öyle değildir. Dikkat edin. Evet. Bu lafıma dikkat edin. Evet. Şarkı tonuyla, şarkı söylerkenki tonla konuşma tonunun aynı olması çok büyük bir lütuf diye düşünüyorum. Bir kere Ali Durgut der misiniz, ne olur? Ali Durgut. Harika. Ali Durgut. Süper ya, çok güzel değil, çok önemliydi bu. Evet, hepinizi biraz söyleyebilirim. Teşekkürler, süpersiniz. Önümüzdeki süreçte nerelerde konserleriniz var? Bu arada bizim evet, de davetlimizsiniz Adana'da. Evet. Ondan da biraz bahsedelim. Şimdi hemen bu önümüzdeki günlerde bir kere 20 Kasım'da İzmir Narlıdere'de muhteşem 80 kişilik bir koro benim şarkılarımı söyleyecekler. Oraya ben özel olarak davet edildim. Gideceğim. Tabii ben de sahneye çıkacağım onlarla beraber. O beni çok heyecanlandıran bir şey. Hem çocuklar hem gençler, çok karma bir koro 80 kişilik.
Oradan geleceğim. Ayın 22'sinde gene sosyal sorumluluk projesi kapsamı içerisinde Gebze'de çok büyük bir arenada çocukları okutmak için burs temin etmek adına bir konserimiz var Gebze'de 22 Kasım'da. Onu vereceğiz. Ve 23 Kasım'da da Bakırköy'deki Leyla Gencer Kültür Merkezi'nde Kurtalan Express Seyyar Taner konserimiz var. Onu vereceğiz. Ondan sonraki ayda sizin Adana'daki eventinizde olacağız. Olacaksınız artık. Evet, orada bir konser vereceğiz Adana Hayal Kahvesi'nde. Ay kaçındaydı o? 13 Aralık. 13 Aralık'ta. Bu arada birçok kişi harıl harıl internetten sizin eski 45'liklerinizi arıyor. Öyle bulup mi? İmzalatacaklar size. Oh, eyvah eyvah. Memnuniyetle. Evet, bilmişim. Ondan sonra da şeyde Aydın'da bir konserimiz var Kurtalan'la. Sizin Adana konserinden sonra Aydın'daki konserimizin tarihi ayın kaçıydı? 9 Aralık. Oradan bize geleceksiniz. Oradan oraya gideceğiz. Evet. Önce Aydın konserimiz var, sonra Adana konseri, sonra da yılbaşında İzmir Swiss Otel'de olacağız. Evet. Abdullah Akyıldız diye bir arkadaşımız demiş ki Eurovision'u hala izliyor mu? 2016 senesi hakkında ne düşünüyor diye sormuş. Ah, Eurovision'u hala pek izlemiyorum çünkü yani ülkem katılmıyorsa nesini izleyeceğim yani. Beni ilgilendirmiyor. Evet, 2016 yılı içinde hiçbir şey düşünmek istemiyorum. 2017 Allah hepimize hayırlı gelecekler nasip etsin diyorum. Süper. Evet. Biz Eurovision fanları adına ufak bir sürpriz yaptık. Ay çok bakalım, teşekkür ederim. Sürprizdeki anlamı çok merak ediyorum çünkü içinde ne derler bir Paris. Sürpriz var. Ben de merak ettim şimdi. Evet, aslında bu özel bir his var diyeceğim. Sen yapmışsan öyle mi? Bir aşk. Mon espoir, c'est le l'amour. Süper. La, 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 la. Ne kadar güzel şarkıydı. Çocukken mi? Söylerdik onu. La, ri, la, la, la. Fransızca sen çok iyi biliyorsun değil mi Ali? Biliyorum, ben herhalde. Neydi bu şarkının sözü? Mon espoir. Selesuar de l'amour. Aşk gecesi. Ay ne kadar güzel şarkılardı. Bir de çok güzel. Bu beni düşürdü şimdi. Nerelere gittim? İspanya, Yul Brynner, Charles Bronson, Robert Mitchum, Pancho Villa filminin seti. Ay, Viva Zapata'nın versiyonu. Ben benim 18 yaşına girdiğim parfüm. Ay Ali'cim ya. Beni mahcup ettin. Ay çok teşekkür ederim. Evet efendim, gördüğünüz gibi Diorissimo. Allah Allah. Ben 18 yaşıma girdiğimde ilk aldığım hediye buydu. Yul Brynner'dan. Will Brenner'ın kopyası da yanımda oturuyor. Evet, benim süper çok teşekkür ediyorum Ali'cim. Valla çok duygulandım ya. Ay nereye gittim. Evet, o hikayeyi bildiğiniz için dedik hani bir nostalji yaşayalım hep beraber. Ay valla gözlerim yaşardı. Değil mi? Çok hoşuma gitti bu. Bu en güzel hediye. Bu muhteşem. Hani bunları konuşurken birdenbire beni İspanya'ya ilk defa daha küçük çocuk haldeyim. Okuldan mezun olmuşum. İspanya'ya gidiyorum. Los Bravos davet etmiş bilmem ne. Bir de evlendim orada. Bir de çocuk yani kızım da oldu biliyorsunuz. Ay orada 18 yaşına gireceğim. Bana hediye getirecekler. Setteyiz. Kıyamet, 1000 kişi çalışıyor. Paramount Picture'ın bir seti. Evet. Ve Ted Harold Richmond yapımcısı. Bas Kulik yönetmen. Hiç unutmam bu isimleri. Ben böyle atların üstünde dık 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 bir şey yani çok iyi ata biniyorum. Ata bindiğim için de zaten orada bir yani ne olacak? Toplasan 2 dakikalık bir rol zaten hepsi oynadım ama o kadar sevdiler ki beni. Charles Bronson'un karısı Jill Ireland vefat etti. Toprağı bol olsun. Beni çok sevmişti. Bütün Madrid'de o beni gezdiriyordu. Evet. Orada o yenir, burada bu yenir, buradan bu alınır, buradan bu gelir, buradan bunu bulursun edersin. Çok önemli bir yerlere götürdün beni. Çok teşekkür ediyorum sana. Çok mutlu olduk gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Büyük müzik adamlarını bekliyoruz. Evet. Ülkemize çok büyük müzik adamları kazandırır inşallah. Evet,
Ve biz Eurovision Dream klip olarak Eurovision'a katılan sanatçılarımıza böyle sembolik olarak... Ay çok teşekkür ederim. Bu da ikinci sürpriz. Siz ne kadar çok önemli insanlarsınız. Ay bakar mısınız arkadaşlarım ne kadar güzel. Yani şunu mesela TRT gibi alıyorum şimdi senden. TRT'nin vermiş olduğu bir şey gibi alıyorum. Çünkü bu önemli. Bir ülke için emek sarf edilmiş ve o emeğin karşılığı yıllar sonra bu şekilde bile geliyorsa demek ki yerine gitmiş yani mesajlar, görev ifa edilmiş. Kesinlikle. Değil mi? Burada 100 bin lirin, milyonların aşkı var sevgili sana. Çok teşekkür ederim. Ufak bir sembol belki ama... Çok kalbimin üstüne taşıyorum. Eurovizyoncuları, canım benim. Kesinlikle. Çok sevgilerim. Çok teşekkür ediyorum. Beni mahcup ettiniz. İyi ki de konuk ettiniz. Çok mutlu oldum. Herkese sevgilerimi yolluyorum. Çok müziksiz kalmayın diyorum. Ben seyahatler için bir imza istiyorum kendime. Çünkü seyahatleri sevenler ve fanlar da bunu imza atmak istiyorum. Çünkü tabii çok ki önemli bu benim için. Elim alabilir miyim? Tabii ki. Bunu da şöyle koyalım. Görsün kameralar. Bunu da gör. Evet. Ali Durgut. Çok uzun yazmak isterim ama burada yer yok Ali. Bakayım şöyle. Sana ne diyeyim ki? Ya siz böyle, ben sizi gördüm. Benim için önemli olan sizin ona dokunmuş olmanız. Sizin ufak bir imzanız dahi benim için altın mücevher yerinde olacaktır. Bunu Eurovision açtığımda çok özel bir yer olacaktır benim için. Siz benim için bir dream, bir hayaldiniz. Bir kahramansınız, bir aşksınız. O nedenle çok değerli benim için. Harika, süper. En büyük zenginliğim. Harika. Sayıda. Efendim acizane. Sayıda. Bak canım benim. Ne yazacaktım? Özgün. 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 Soyadın neydi? Günyer. Evet. Siz aynı şekilde Ali abiye katılıyorum ve üç kuşağı etkilediniz aslında. O yüzden bir efsanesiniz. Bir efsaneyle bugün tanışmak benim için bir şerefti. Ve ben bunu ileride inşallah başka kuşaklara da ömrüm vefa ederse anlatacağım. Ay inşallah ya. Ben bir efsaneyle tanıştım diye. Sizin de göreviniz. Evet. Biz bu akşam seyahatler elinden Eurovision'u izleyen fanlara bir hediye vermek istiyoruz. Adana'da bir program olacak. Seyahatler konser olacak. Bu konser için sevgili seyahatler kura çekecek ve bir üyemizi, bir Eurovision fanını Adana'daki konsere götüreceğiz. Uçak biletleri, otel, her şey kulübün hediyesi olacak ama bu şansı Seyyal Tener vermiş olacak. Ne kadar güzel. Biz şimdi bir şey yapalım bunu hemen ben. Katlayalım diyorsunuz. Ay ne kadar güzel. Bunu da biz üstlenelim dedik Adana olarak. Şahane. Ay çok mutlu oldum. İyi ki de gelmişim. Şöyle bunu için atalım mı? İçinden çekelim. Aha. Şöyle sallayalım. Şöyle, evet. Ben size veriyorum. Bir tane şantlı tarifli. Haydi bismillah. Bir de o ismi sizin okumunu çok güzel biliyor musun? Yani az önce Ali Durgut dediniz ya. Evet. Müthiş bir dediğim için. Canım benim. Kesinlikle. Bakalım. Açıyorum. Evet, İki tane geldi. Bakar mısın? Biz ne yapıyoruz o zaman? Birini birini
Nasıl egale edeceğim? Eyvah. Tam ikisi birden gelsinler. Tamam. Eyvah. Açalım. Tamam. Davetliler değil mi bunlar? Ha? Evet, davetliler. Evet, seyahatlerin şansı. İki kişi birden gelecek. Vallahi yani konserine. Böyle oldu. Ne diyeyim? Yunus Öz. Evet, Yunus. Yunus. Gördünüz. Vallahi iki tane çıktı yani. Allah'ın kısmeti. Aynen, ben bir şey yapmadım. Bakalım ikinci kişi kim? Şenol mu? Şenol Mutlu. Mutlu. İkisi de evet. Harika. Şenol Mutlu. Evet. Daha mutlu olmuş. Evet. Şimdi Şenol Mutlu bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız.